Dinleyeceğiniz bu kayıt bazı teknik aksaklıklardan dolayı 5 ayrı bölümden oluşmaktadır. Canlı müzakere esnasında yapılan yorumlardan bazıları kayıt altına alınamamıştır ve bundan dolayı bölümler arası geçişlerde uyuşmazlıklar bulunmaktadır. Selamun aleyküm. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bi adedi zerratil kainat ve mürekkebatiha. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri. Vahlul ukdeten min lisani yafkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bis salihin. Evet, hoş geldiniz tekrardan. Geçen hafta siyasetin insanın kendi şahsi hayatındaki tezahürlerinin farklı şekillerde nasıl olabileceğine dair bir konuyu gündeme getirmiştik. Onun üzerinden gitmiştik. Bu hafta inşallah artık o konuyu tamamladığımız için geçen hafta. Şimdi yeni bir gündeme geçeceğiz inşallah. Ben hemen linki paylaşayım sizinle. Şimdi önce cümleyi okuyayım. Bugün bu hafta sadece iki cümlelik bir kısım var. Oraya odaklanmaya çalışacağız inşallah. Geçtiğimiz zaman dilimlerinde, bundan birkaç ay önce bu konuya bir değindiğimizi hatırlıyorum. Çok ayrıntılı konuşmadık o zaman. Yani içine girdik ama en azından nihai karar verip bitirmedik diye hatırlıyorum. Bugün biraz daha ayrıntısına girelim bu konunun. O konuda şu, hatta ben cümle olarak da paylaşayım. Cümle olarak da paylaştım chat ekranında. Herkes oradan da görebilir. İnşallah öncelikli olarak bu konuyu anlamaya çalışacağız. Daha sonra vaktimiz kaldığı takdirde başka bir soruya daha geçebiliriz. Evet, önce burayı okuyalım. Sonra inşallah bir takım sorular benim gündemime geldi. Sizin de sorularınızı alırız. Sorular üzerinden devam ederiz. Evet, yazdığım hakaik-i imaniyeyi doğrudan doğruya nefsime hitap etmişim. Herkesi davet etmiyorum. Belki ruhları muhtaç ve kalpleri yaralı olanlar o edviye-i Kur'aniyeyi arayıp buluyorlar diye çok kısa bir metin. Tabii bunun hangi kontekste yazıldığını hatırlıyorsunuz. Haftalardır aynı metinin içerisinde konuşmaya çalışıyoruz. Sen hangi akla neşriyat yapıyorsun? Sana bu yetkiyi kim verdi? Sen kimsin de konuşuyorsun? Kimsin de bu işlere söz söylüyorsun, kalem oynatıyorsun? Bizim bununla alakalı bir kurumumuz var. Biz dini neşriyatı da biz yaparız. Çünkü biz bu işi yani bu işe dair resmi bir makam belirledik. Orada çok kıymetli, çok iyi eğitimli hocalar yerleştirdik. Bu işi yapacak birileri var zaten. Sen de şu an bizim memurumuz değilsin. Biz sana bu konuda bir vazife vermedik. Dolayısıyla senin bu konuda söz söylemeye dair hakkın yoktur demişlerdi. Yani böyle bir soruya dair bir metin okuyorduk. Çok farklı konuları gündeme getirdik geçtiğimiz haftalarda. Ne demek bu? Ne anlama geliyor diye. İnhisar konuşuldu. Sonra dinin inhisar altına alınamayacağı, aynı hak ve hakikatte olduğu gibi bunlar gündeme getirildi. En sonunda saniyen diye ikinci olarak da dedi Said Nursi bu metinde. Ben dedi hakaik-ı imaniyeyi neşriyat falan yapmıyorum sizin anladığınız anlamda. Yani bu paragrafta anlamaya çalıştığımız metni şu an yorumluyorum kendimce. Buradan sorular çıkacak birazdan. Ben dedi sizin anladığınız anlamda neşriyat falan yapmıyorum. Benim kendi derdim var, problemlerim var, yaralarım var, varlığa dair yaralarım var. O yaralarımın acısını yaşıyorum ve o acıya dair bir çözüm arayışı içerisindeyim. O çözümü kainatın içinde bulamadım. O acılarımın karşılığını kainattaki çözüm tedavi yöntemleriyle tedavi edemedim. Bunun için de ben Allah'ın kelamı olduğunu iddia eden bir metinle karşılaştım ve ona dair tecrübelerimi gösterdi ki hakikaten bu metin, bu kelam benim sorunlarımı, problemlerimi çözüyor. Dolayısıyla ben de bu problemlerim için ona yani ona müracaat ediyorum, ondan istiyorum ve o da benim
dertlerimi, sorunlarımı çözecek bana bir takım tedaviler yolluyor. Ben bunları birilerine yaymaya, götürmeye falan çalışmıyorum. Herkesi davet etmiyorum. Ama benim yaralarımı ve bu yaraların tedavisi için gönderilen reçeteleri kendi yaraları için faydalı bulanlar olursa, onlar gelip o yaraları arayıp o yaralara dair bunu ilaç olarak, tedavi olarak kullanıyorlar, geliyorlar, kendileri arayıp buluyorlar gibi bir metin var karşımızda. Şimdi tabii bu metin geçen hafta son bir 5-10 dakika kadar vakit ayrıldı ve orada hafifçe gündeme getirildi. Yanlış hatırlamıyorsam bir iki arkadaş şu anda odada bu konuya dair giriş anlamında ifadelerini kullandılar. Ben onlara geçmeden önce konunun anlaşılması için kendi yaşadığım bir hatıra var. Onu paylaşarak devam etmek istiyorum. Çok kısa. Bunu daha önce birkaç arkadaşla beraber de paylaşmıştım onların yanındayken. Onlar için tekrar olacak belki ama o da için bir anlam ifade eder diye düşündüğüm için paylaşmak istiyorum. Sene 2007, ben üniversite ilk yılımdayım. İstanbul'da okuyorum. Yanlış hatırlamıyorsam Beşiktaş'ta otobüs beklemek için akşam saat 8-9 civarı hava karanlık olduğu bir zaman diliminde, bir saatte otobüs durağında bekliyorum. Karşıdan iki tane uzun sakallı, cübbeli insan geldi. Bağıra çağıra insanları dine davet ettiler. Tırnak içerisinde dine davet ettiler ve Allah'tan korkun, cehennem ateşinden korkun, size cehennem azabını haber veriyorum. Artık dine geri dönün diye bağıra çağıra yanımızdan geçerek insanlara bakarak adeta tehdit edercesine dine davet ettiler. Tırnak içerisinde tebliğ yaptılar. Ben tabii o zamanlar yani daha neye inanacağımı, neyi kabul edeceğimi falan çok net bilmiyorum. Yani şu anda da çok süper bildiğimi söyleyemem ama o zaman iyice de kafam karışıktı. Böyle bir garip oldum. Bir rahatsız oldum. Bir taraftan böyle irkildim falan. Ama etrafımdaki insanların tepkilerine baktım. Beşiktaş'ta olduğunu hatırlatmıştım size. Beşiktaş'ta oluyor bu. Etrafımdaki insanların ne kadar rahatsız olduğunu size anlatamam. Yani herkesin yüzünde böyle bir iğrenme ifadesi gördüğümü ve çok rahatsız olduklarını hatırlıyorum. Bu o günlerde benim ya tebliğ dediğim şey nasıl olacak acaba falan diye bir soruyu gündemime getirmişti. Çünkü o zamanlar bir de böyle çok heyecanlı zamanlarımız. Yani biz zaten tüm mevzuları çözdüğümüz için insanlara artık nasıl anlatacağız gibi bir dertle de dertleniyoruz. Tabii bu hamiyetin de göstergesi ama yani zaten biz hakikati bulduk. Hakikati artık paylaşma zamanı geldi şeklinde bir düşünce içerisindeyiz. Dolayısıyla işte otobüste anlatmak nasıl olur, vapurda anlatmak nasıl olur, sokakta giderken anlatmak nasıl olur, alt komşuya, üst komşuya gibi 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 böyle sürekli bir sorular içerisinde olduğumu hatırlıyorum. Bu az önce yaşadığım örnekte benim sorumu keskinleştirmesi, ne olmadığını ya da ne olması gerektiğini iyice altını çizmesi açısından önemli bir vakaydı. Bunu böyle zihnimiz iyice bu konuya canlansın, aşılsın diye paylaşmak istedim. Eminim buradaki birçok katılımcının benzer ya da farklı yaşadıkları, yaşanmışlıkları vardır. Yani bu çok önemli bir konu. Bunu paylaşmaya çalışıyorum çünkü hayatın çok içerisinde bir konu. Yani hakikat diye konuştuğumuz, din diye konuştuğumuz bir şey var ve bunun anlatılması, aktarılması aşamasında bunun nasıl olacağını, bu aktarma, öğretme, öğrenme ilişkisinde ya da öğrenci öğretmen ilişkisindeki tavrın ya da davetin nasıl olacağına dair sorularımızı gündeme getirebileceğimiz bir metin olması açısından çok kıymetli geldi bana. Şimdi ifade hepinizin gözünüzün önünde. Ben şu ana kadar ulaşabildiğim argümanları şöyle özetledim. Eğer ekstra argümanlar gündeme getirirse de memnun olurum. İyice açılmış olur konu. Ben bunları kendimce aşırı uç olarak tarif ettim ama yani siz hayır canım aşırı uç falan değilsen niye kendi düşünceni empoze ediyorsun gibi düşünürseniz bunları da savunabilirsiniz tabii. Onları engellemek maksadıyla değil. Ama şöyle tarif edeyim. İlk görüş tebliğ yapalım. Yani propaganda yapalım.
Yani istisnasız herkese, her yerde anlatalım diye ben özetledim bunu. Ama buna dair bir takım çekincelerin gündeme geldiğini de biliyorum. Tebliğ yani propaganda şeklinde okunduğunda biz biliyoruz ki ya da bu kanalda bu konuya dair çok okumalar yapmış olanlar da var. Onu da biliyorum. Yani propaganda kavramının hele de siyaset biliminde ne kadar kirli bir kavram olduğunu herhalde hepimiz biliyoruz. Hatta o kadar kirli bir kavram ki siyasiler bile kendi yaptıkları şeyi tarif ederken propaganda kavramını kullanmıyorlar. Karşı taraf için kullanıyorlar. Yani X tarafı propaganda yapıyor diye, karşı taraf rakibimiz propaganda yapıyor diye kullanıyorlar. Kendileri için de kullanmıyorlar. Tabii şu anda siyasetin kurumsallaşmış formundaki kişilerin tavırları açısından konuşuyorum. Yani ne kadar kirli olduğunu anlatmak, ifade etmek için bunu paylaşıyorum. Dolayısıyla tebliğ yani propaganda yapalım tarzında illa propaganda kelimesini kullanıyor olması da gerekmiyor da yani kim varsa etrafta kendi doğrumuzu, hakikatimizi pazarlayalım. Herkese götürelim. Herkesi davet edelim. Yolda bunu yapalım. İnsanları rahatsız etmek pahasına da olsun yapalım. Gibi gibi gibi. Yani bu anlama gelecek bir şey var. Bir argüman var. Ama propagandanın kirli olduğu gündeme getiriliyor bu düzlemde. Sonra tamam tebliğ diye çok önemli, çok temel bir kavramımız var. Ya da emri bil maruf nehi anil münker diye de bunu çok defa duyuyoruz. Dinin çok temel kavramları arasında. Peki daha önce yine bu odada gündeme geldiğini hatırlıyorum. Prensipler hiyerarşisinde bundan daha önde gelen bir kavram var mı diye ben buna hemen iki tane soru eklemiş oldum. Siz daha fazla ekleyebilirsiniz ya da destekleyebilirsiniz. Diğer aşırı uçta tebliğ bitmiştir. Tebliğ falan yapmayalım. Kimseye hiçbir şey anlatmayalım diyen bir argüman. Ama buna dair de çok önemli bir takım prensipler var. Mesela geçen hafta İlyas Uzun bunlardan birkaç tanesini paylaştı. Mesela dedi ki ama Kur'an-ı Kerim tüm insanlığa hitap ediyor. Ya eyyühennas diyor. Ya da Hazreti Peygamber tüm insanlığa geliyor. Alemlere rahmet olarak geliyor. Tüm insanlığa hitap ediyor. Ya da işte biz kendisinin usulüyle Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalıştığımız zat Said Nursi de tüm aklını kullanan, insaniyetini bozmayan insanlara hitap ediyor. Gibi. Bu tarz argümanlar var. Yani tebliğ bitmiştir diyen anlayışa karşılık. Dolayısıyla yani bunu da zihnimize tutalım. Bir de şöyle bir benim şu ana kadar ulaşabildiğim argümanlardan birisi olarak şu var. Tebliğ yapalım. Talep edenlere, yaralı olduğunu fark edenlere, kendi nefsimizde fayda sağlayan şeylere davet edelim diye az önce Said Nursi'nin benim anladığım kadarıyla ifade ettiği bir argüman var. Ben bunları gündeme getirmek, bunları müzakereye açmak istiyorum. Yani Said Nursi bu cümlede ne diyor? Bizim anladığımız, anlaya geldiğimiz tebliğ kavramına nasıl bakıyor bu ifadeler? Bunları gündeme getirmek istiyorum açıkçası. Şu an konu bu. Tebliğ bitmiş midir? Tebliğ propaganda mıdır? Yoksa tebliğ propagandadan başka bir şey midir? Diye özetleyebilirim. Şimdi iki tane yorum var. O yorumları okuyayım. Onlar da ekstra sorular herhalde gündeme getiriyorlar. İlk olarak Erdoğan'ın bir sorusu var. Hakikatte ruhları muhtaç olmayan ve kalpleri yaralı olmayan var mı? Burada kastedilen ne olabilir? Bence çok güzel bir soru. Hakikatte ruhları muhtaç olmayan ve kalpleri yaralı olmayan var mı? Yani tamam diyelim ki karşıdaki kişi kendisinin farkında değil. Yani herkesin ihtiyacı yok mu zaten buna? Dolayısıyla ne anlama geliyor ki ruhları muhtaç olmayan ifadesini metne dahil etmek diye? Bence çok önemli bir soru. Yunus Orhan da kendi nefsime dedim meselesini de konuşsak diye bir yorum yapmış. Eyvallah. Kendi nefsine hitap etmek çok önemli bir konu. Yunus Orhan'ın altını çizdiği gibi. Ne demek kendi nefsime dedim? Yani biz genelde farklı bir, en azından ben kendim farklı düşünüyordum. Yani ben ulaştım zaten. Şimdi aydınlatayım, şimdi paylaşayım gibi düşünüyordum. Ama Said Nursi burada ben kendi nefsime dedim diyor. Yani kendi nefsime hitap ettim. Ve
bir takım şeylerden fayda sağladığımı düşündüm. Yani yaralarıma tedavi olduğunu düşündüm, diyor. Bu ne demektir? Bunu da konuşsak diye. Çok güzel bir soru eklendi. Uğur'un da yorumunu okuyup hemen İlyas Üzüm'e sözü bırakacağım. Yazdıklarının iman hakikatleri olduğunun delili nedir? Ben nereden bileceğim senin yazdıklarının imanın hakikati olduğunu? Yazdıklarının imanın hakikatleri olduğunu baştan kabul ettikten sonra konuşulacak mevzunun çoğu kayboluyor benim dünyamda diye bir soru gündeme getirmiş Uğur. Teşekkür ederim soru için. Bu da çok önemli bir soru. Bununla birlikte yani öncelikli olarak yani müzakerenin daha odaklı gitmesi açısından tebliğ kavramına odaklanabilirsek bence daha faydalı olur gibi geliyor. Tabii bu yani yazdıklarının iman hakikatleri olduğunun delili nedir sorusu tebliğin zeminini hazırlayan bir şey olması açısından evet hak veriyorum. Çok önemli bir soru. Dileyen tabii ki buna dair yorumlarını da paylaşabilir. Sadece öncelikle tebliğin ne olduğu ya da ne olmadığı üzerinden müzakere gidebilirse diye düşünüp sözü hemen İlyas Üzüm'e bırakıyorum. Buyurun. Teşekkür ediyorum. İfade yazdığım diye başlıyor. Yani yazdıklarına atıfta bulunuyor. İnsan yazdığını kitap, makale, neşriyat, eser başkasına yazar diye hemen aklımıza geliyor. Yazdığım diye başlıyor. Fakat hemen devamında bunu nefsime doğrudan doğruya tabirini kullanarak ve vurgulayarak nefsine hitap ettiğini söylüyor. Yazdığını kendisine yazdığını ifade etmiş oluyor. Şimdi hep konuşuluyor bu odada, doğru da yapılıyor. Risaleleri usul açısından, yöntem açısından, bize verdiği metodoloji açısından okumak lazım diye. Şimdi burada bu kısacık, yani 2,5 satırlık cümlede birçok usul, birçok prensip var diye anladım ben. Onlara atış yapacağım çok kısa olarak. Birisi, hani siz tebliğ dediniz, davet deniliyor, emri bil maruf, nehyen münker deniyor vesaire. Adına ne denilse, bunun esası bir, hakaiki imaniye olmalı. Hakaiki imaniye eksenli olmalı. Yani öğüde dayalı, bir takım ilkeleri yapmak lazım, şunları yerine getirmen lazım diyen bir takım öğütler verilmek yerine hakaik, hakikatler, insanın fıtratıyla, aklıyla, duygularıyla örtüşen, insanın aradığı o gerçekler, gerçeklikler üzerinden yürünmeli. Benim çıkardığım bir usul prensip burada bu. İkincisi, kişi ister bunu yazsın, ister konuşarak dile getirsin, burada kendisini muhatap almalı. İlk önce kendisini merkeze koymalı. Kendisine demeli, kendisine paylaşmalı, kendisini hatırlatmalı. İkinci usul bu. Üçüncüsü ulu orta. Hani herkesi davet ettiğimden onu çıkartıyorum ben. Siz de hatıranıza işarettiniz. Ulu orta, ölçüsüz, kabaca, dengesiz, bu hakikatlerin nezaketine, zarafetine yakışmayacak tarzda bir tutumdan sakınılmalı. Onun gerektirdiği istina, onun gerektirdiği nezaket korunmalı. Bir diğer usul kaidesinde bu olduğunu düşünüyorum. Hemen devam eden cümlede aslında bu hakaike ruhların muhtaç olduğunu, kalplerdeki yaraları bu hakikatların tamir ettiğine işaret ediyor. Böyle bir usul kaidesi var burada diye çıkardım. Öyleyse önce kendimizdeki bu ruhi muhtaciyetimizi fark etmemiz lazım. Kendimize diyebilmemiz için. Kalbimizdeki manevi yaraları, soruları fark etmemiz lazım. Ve buna çözümün de ilaçların da o hakaikten kaynaklandığını, hakaikin buna çözüm oluşturacağını, bunun da aslında edbi-i Kur'aniye, Kur'ani devalar olduğunu fark etmemiz lazım diye düşünüyorum. Ve bir diğer usul kaidesi olarak da eğer bir insana muhatap olunacaksa, bir insana davet yapılacaksa, onun da bu ruhi ihtiyacını, kalbi yaralarını görmesini sağlamak gibi bir hususa dikkat etmek gerektiğini
ben buradan anlıyorum. Ulu orta, kendisini müstahni hisseden, benim ihtiyacım yok, ben sağlamım, benim sorularım yok, ben ruhi bir ihtiyaç hissetmiyorum diyen kimseye de muhatap olmamak lazım diye anlıyorum. Uzatmayacağım. Bu 2,5 satırlık cümlede, cümlecikte çok ciddi, çok önemli, her birimizin, ben kendi adıma söylüyorum, hayatımıza ders almamız gereken en az 4 veya 5 tane usul prensibi olduğunu görüyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok güzel. Buyurun. Bunu soralım. Allah razı olsun Yakup. Yani sen zaten girizgahı gayet güzel bir şekilde yaptın. Bir dakika, teknik mesele. Evet. Yani bu kendi nefsine hitap etmek meselesi, yani metnin ana meselesi değil. Onun farkındayız. Ana konu bu değil. Ama usule dair önemli bir husus olması hasebiyle vesile kılmak istedim. Yani çünkü bu herkese davet etmiyorum meselesi nefsime, nasıl da ifade, nefsime hitap etmişim ifadesiyle koparılmayacak bir ilişki içerisinde. O yüzden orayı biraz kaşıyalım, gıdıklayalım istedim. Neden? Çünkü bu hususta arkadaşlarla yaptığım müzakerelerde insan kendi nefsini okuması lazım, kendini merkeze alması lazım meselesi en azından bu meselelerin farkında olan kişilerde yaygın olduğunu. Ama bir iki satır daha arka, peki ne demek istiyoruz dediğimizde böyle çok da altını dolduramadığımı kendim açımdan fark ettim. Bunun üzerine böyle tefekkür etmeye ve arkadaşlarla müzakere etmeye çalıştım. Onların neticesinde geldiğim bir sonuç var. Onu paylaşmak istiyorum. Bu kendi nefsime hitap ettim deme meselesi o kadar önemli bir mesele ki, her şeyden önce şu problemimi çözdü benim hayatımda. Kur'an'ı ben nasıl okuyacağım? Kur'an'ı nasıl okuyacağım derken Musaf'ı da kastediyorum, kainatı da kastediyorum, Resulullah'ın konuşmasını da kastediyorum, vicdanı da kastediyorum. Bir bütün olarak kelam-ı ezeliyi kastediyorum. Musaf formunda okuduğumuzu, kelam-ı ezeliğinin o konuşma formu olarak görüyorum. Ama kainat dediğimizde fiille yaratılması, hakeza. Şimdi ne demek peki nefsime hitap etme meselesi? Kur'an'ı, yaratılışı, varlığı, eşyayı, ayetleri okuma noktasında nasıl bir usul önerisinde geliyor ki? Mushaf üzerinden konuşacağım ki onun genişlemesini arkadaşlar kendileri yaparlar. Mesela Kur'an'ı benim gördüğüm kadarıyla, ben nasıl okuyorum Kur'an'ı dediğimde veya etrafımdaki arkadaşlarla konuştuğumda ben bir iki tarif fark ettim. Bunu açıkça kimse böyle söylemiyor ama kurulan cümlelerin arkasında bu anlam arka fonu var. Nedir o? Kur'an'ı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a konuşan bir kitap olarak okumak. Yani benle hiç alakası yok. Bir bu. İkincisi de şimdi bu Kur'an'ın malum kimisine göre minimum 50, kimisine göre 200'e çıkartanlar var da bu işin erbapları %1-2-3'ü geçmediğini söylüyorlar. Fıkha konu olan ayetler. Hadi onların da imani yönü var da orayı şimdi konuşmayalım. Konumuz o değil. İman, Kur'an'ın %97'si, 98'i sudan bahsediyor, örümcek, karınca, böyle değil, abidik gubidik. İşte şuraya gittiler, böyle oldu, şöyle oldu falan. Bu ayetlerin de kafirlere konuşan ayetler olduğunu veya bu şekilde okuduğumu fark ettim. Allah Allah. %2-3'ü var, o Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a konuşan yönü ki onu da taklit edeceğim. %97 o da kafirlere, Kur'an'da benle alakalı hiçbir şey yok arkadaşım.
sonucunu aldığımı, bu kararı peşin hükümle kabul ettiğimi fark ettim. Bu eserlerini okuduğumuz arkadaş Bediüzzaman Said Nursi sürekli bunu dile getiriyor. Kendi nefsini okumak diye. Bir gün şöyle bir şey yazmış. Abdülkadir Geylani'nin işte şu kitabını okudum. Kendi nefsimi okuyunca yarısına kadar geldim falan filan. Allah Allah dedim. Said Nursi ne kadar enteresan şeyler bahsediyor. Gittim aldım kitabı. Kitabı bitirdim. Hiç öyle bitiremedim, arka sayfasını çeviremedim falan. Hiç öyle bir etkisi olmadı bende. Ya dedim bu Said Nursi abartıyor galiba biraz. İnsan kendi yaptığını bazen abartır ya. Ondan sonra ya işte birileriyle yok ya niye abartsın falan. Bir daha aldım, bir daha okudum. Gene sonuna kadar geldim. Öyle yarısına kadar okudum falan filan. Sonra dedim ya bu Said Nursi niye bu kadar abartıyor bu Geylani'nin bu kitabını? Arkadaşlardan biri beni uyardı. Bak orada ne diyor? Ne diyor dedim ya. Kendi nefsimi okudum. Ne demek yani o kendi? Biz de okuduk işte. Biz kimi okuduk? Ben sanki şimdi bakayım burada kim var? Emin. Emin'in nefsine mi okudum? Okuduğumda. Erkan'ın nefsine mi okudum? Ne demek yani kendi nefsimi okudum? Yok yok öyle değil dediğinde şimdi sizlere paylaşmak istediğim prensiple paralel olduğunu fark ettim. Kur'an'da veya risalelerde yani iman eğitiminin merkezi noktasında aynı usulü takip ettiği için risaleler Kur'an'dan öğrendiği usulü takip ettiği için aynı cümle içinde kullanıyorum. Anlatılanları gereksiz, fuzuli, Allah'a inanmayan işte ne bileyim insanlara, aptallara anlatılan sözler olarak okuma eğilimi içerisinde olduğumu fark ettim. Tüm meseleleri çözdüm. Yani en azından benim sorum yok ama öyle ortamlara giriyoruz ki sosyal hayatın içerisinde gençlerin, eşimin, annemin, babamın soruları oluyor. Bazen de böyle dumura uğrayıp kalıyorum. Şimdi onlara böyle cevap söyleyip şak diye duvara yapıştırmak lazım. Onu da yapamıyorum. Risalelerde bu varmış diye duyduğum için risale okuduğumu fark ettim. Yani ben zaten Allah'a inanıyorum da, bu da dahi anlamındaki de çok önemlidir iman eğitiminde. Ben zaten Allah'a inanıyorum da yandan kainat üzerine tefekkür etsem de güzel olur gibi de bir yönü de vardı risale okumalarımın. Yani öyle risale okumak, iman üzerine düşünmek, Kur'an okumak öyle su gibi, hava gibi falan öyle Said Nursi'nin abarttığı gibi değil de böyle daha çok meyve gibi, portakal gibi veya kaju gibi, ne bileyim fındık gibi. Hani olmasa da olur ama yandan olduğunda da hayata böyle bir renk veren, tatlandıran. Ya işte kardeş bak inek süt verir mi? Vermez. Ya gördün mü? İşte bismillah diyor. Wow, falan. Muhteşem. Hani Allah'a inanıyorum da biraz da bunları da okuyayım diye. Hemen araya girmek istiyorum. Bir şey soracağım. Hemen kaçmayın. Kaçmayın soralım. Kaçmıyorum. Buradayım. Benim bir sürü söyleyeceklerim var. Tamam. Yani az önce cevap vermek için okudum dediğin ifadeyi ben hizmet etmek için okudum diye anladım. Yani bizim kafamızdaki tarifiyle hizmet etmek. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Yani cevap vermek aynen, için. Aynen ben de öyle diyordum. Hizmet etmek için. Hizmet etmek için. Bu zaten meşrulaştırma tarafıydı bende. Hizmet etmek için öyle okuyorum. Yani insanlara yardım. İtfaiye eri gibi görüyordum kendimi. Zaten etrafımdaki insanlar da öyle tanımlıyorlardı. Biz itfaiye eriyiz. İşte Aleyhisselatü Vesselam'ın o Uhud tepesindeki, Okçu tepesindeki askerleriz falan böyle değişik tabirlerle mobilize ediyorlardı beni. Özet itibariyle burada söylemek istediğim şey şuydu. Yani iman eğitimine ecnebi olduğum için başlangıcı sonuç zannetme problemim olduğunu fark ettim. Ben Allah'a inanıyorum kardeşim dediğin zaman, yaratıcı var abicim dediğin zaman bitmedi. Dur bakalım daha yeni başladın diye bazı arkadaşları vesile etti Cenab-ı Hak hayatımda. O noktada bir uyanma yaşadım. Aa dedim ki nefsime dedim demesi Said Nursi'nin şu anlama geliyormuş. Şuraya bir tane üç kelimelik bir not almıştım. Onu paylaşayım şimdi sizlerle. Ne demek ben nefsime dedim ne demek? Eğitime girmem lazım. Güzel. Birincisi buydu. Yoksa bu meseleler anlaşılmıyor. Biraz daha ilerlediğimde şunu fark ettim. Nefsime dedim diyor. Şimdi insan sorgulamaya devam ediyor. Bırakamıyorsun ki olduğu yerde.
Ya bu Said Nursi bunu her yerde diyor. Nefsime dedim, nefsime dedim, nefsime dedim. Ey nefsim, bil ey nefsim, mağrur nefsim, bilmem ne nefsim. Farkında mıyız? Aklıma dedim demiyor. Ruhuma dedim demiyor. Kalbime dedim demiyor. Kendime dedim demiyor. Niye hep nefsime dedim diyor? Benim geldiğim sonuç şu. Tamamen şahsi fikrim. Katılmıyorsanız lütfen belirtin. Anlamaya çalışalım birbirimizi. Nefsin fonksiyonu konumuzu ilgilendirdiği için nefsine diyor. Ne demek nefsin fonksiyonu? Nefsin fonksiyonu alternatif üretmektir. Nefsi emmare, yanlışı emreden nefis diye böyle şeytanlaştırmanın alemi yok. Vazifesi bu. Ben alternatifle var edilen bir insanım. Sahiplenecek miyim, sahiplenmeyecek miyim? Tesir verecek miyim, tesir vermeyecek miyim? Gerçeğime teslim olup itaat edecek miyim, etmeyecek miyim? Hep iki alternatifle beraber var ediliyorum ve gerçeğimle çelişen teklifi bana getirene Risale-i Nur terminolojisinde nefis deniyor diye anlıyorum. Nefsin vazifesi bu. İnsan, bu konu bende şuraya getirdi. İnsan hür iradesi olan bir varlık. Alternatif yoksa irade yok. Ey nefsim demesi, muhatap hür irade sahibi benim ve karar vereceğim. Şimdi nefsime diyorum, bana alternatiflerle gelen nefsime diyorum demek içinmiş diye anladım ben. Ben böyle okuyunca bende küçük küçük açılmalar başladı. Said Nursi'nin bu ey nefsim demesi büyük bir nazar değişimine davet olduğunu fark ettim. İnsan iradesini ihmal etmeyen, hakikate ulaşma noktasında alternatifler arasında tercihlerde bulunduğumuzu ve bu tercihlerden mesul olduğumuzu ıskalamayan. Sen kimsin arkadaşım? Kendini bir şöyle tarif et bakayım dediğimizde, ben hür iradesi olan bir varlığım. Tercihler yapıyorum. Sahiplenme, sahiplenmeme. Tesir verme, tesir vermeme. Gerçeğime uygun olana teslim olma, olmama noktasında tercihlerde bulunuyorum. Hemen bunu en öne koyacağım. Bunu farkında olacağım. Sen neden böylesin dediğinde, beni annem şöyle yetiştirdi, babam böyle yetiştirdi, büyük devletlerin büyük oyunları var, şöyleydi de böyleydi de diye hayatımda aldığım kararlardaki yaşadığım yanlışları başkasına dayatmaktan kurtulup, her ne sıkıntı çekiyorsam, her ne hastalığım varsa, Erdoğan'ın ilk başta dediği gibi her ne yaram varsa mesulü benim. Bu hususta da alternatif üreten, içimde bana rağmen konuşan. Bunun en güzel örneği otobüstesin. Oturdun, Türkiye'de öyledir ya, benim büyüdüğüm yer orasıydı. Orada otobüste insanlara yer vermek ahlaki bir terbiye olarak görülürdü. Bindin, teyze geldi, kalkayım mı kalkmayayım mı? Bir ses diyor ki kalk, bir ses diyor ki kalkma. Hah, işte oradaki kalkma nefis. böyle anlatayım. Kolay, en kolayca böyle anlatayım. Alternatif yani. Alternatif. Burada duruyorum, çok konuştum. Vakit epey ilerledi. Herkesi davet etmiyorum meselesinin arkasında bu meslekten ziyade, yani için üzerinde sürekli burada mesleğe dair usulü konuştuğumuz usulden ziyade meşrebe dair bir usul olarak anladım onu. Yani iman eğitiminin herkesin kendi nefsine söylemesi gereken yönünü fark ettiğim için buna uygun bir tavır almam gerekiyor diye düşündüm. Şimdi öyle bir hayat aldım dedi diye zannettim. Durdum. Bir saniye. Çok güzel gidiyordun. Tam bitiriyordun. Sonra benim anlamadığım iki tane kelime söyledin. Onları da tanımlarını yap da öyle gitti. Meslek ve meşrep dedin. Mesleğe dair değil, meşrebe dair dedin. Onlar ne demek? Çok basit, çok hızlı bir şekilde meslek dediğimde
varlık eşyaya dair sorularımız hangi usul etrafında, hangi metot ile yapılmalı, hangi prensipler üzerine oturmalı anlamındaki prensipler bütününü kastettim. Meşrep dediğimizde de, ki bunlar birbirinden çok koparılacak meseleler değildir ama biz koparıyoruz işte, ne yapalım. Meşrep dediğimizde de hikmet gereği muhataplara bunun, yani kendime ve muhataba bu meselenin nasıl aktarılması gerektiği hususunda, buna tebliğ prensipleri de denebilir belki, bilmiyorum konumuz çerçevesince, bunun nasıl bir tavır takınılması gerektiği noktasında alınması gereken prensipler bütününü anlıyorum. Sanki burada da ona dair bir öneri var gibi hissettim. Çok açıklayıcı oldu bu, bilmiyorum. Oldu oldu, güzel oldu. Teşekkür ederim. Yani özetlenmeye gerek olmadığını düşünüyorum ama bir cümleyle şöyle dedim ben. Yani bu işin tebliğ ile alakalı kısmına geçmeden önce aslında bizim Kur'an'a, Kur'an deyince Kur'an'ın dört formunu da kastediyorum. Kur'an'ın dört formuna da muhatabiyetimizdeki temel ilkeyi tespit etmek ve ona odaklanmamız lazım. O da nefsini okumaktır. Nefsini okumayı biz geçiştirdiğimiz için direkt tartışmanın ne olduğu, yani tebliğ denilen şeyin ne olduğu anlaşılmıyor. Şirazesi kayıyor diye kendimce özetledim. Evet, sırada Alaaddin'e söz vereyim, sonra da yorumlardan devam edip Abdülreşit Şahin'e sonradan söz veririm. Buyurun. Müzakere ettiğimiz metinde, sizin paylaştığınız müzakere ettiğimiz metinde baştan ne diyordu? Yazdığım hakaiki imaniyeyi doğrudan doğruya nefsime hitap etmişim diyor. Şimdi bu nefse hitap etmeyi biz şu an müzakere ediyoruz. Burada temelde bu, yine bu arada çok sık gündeme gelen bir konu var diye düşünüyorum. Usul açısından iman meselesinin, iman eğitiminin bilgi cinsinden olmayışı. Yani hakaiki imaniye diyor. Hakaiki, demin Uğur da yazmış, hakaiki imaniye kainatın varoluşun gerçekliğindeki o anlamlar olarak ben anlıyorum onu, manalar. Yani varoluşun gerçekliğinin ifade ettiği ne varsa ona hakaiki imaniye denilebilir diye düşünüyorum. Hakikat, hakaik kavramını varoluşun manası olarak anlıyorum daha kısaca. Bu iman eğitimi bilgi cinsinden olmadığı için, bu ancak bilgi cinsinden olmayan bir şeyi, bu ancak nefse hitap etmek, yani kendine anlatmak, kendine ders vermek, onunla kendini dönüştürmek, kendini o mana ile bütünleştirmek, kendi iç dünyanı, duygularını o manalarla buluşturmak, kaynaştırmak eğitimi, iman eğitimi. Böyle olduğu için haliyle nefse hitap etmek zorunda, kendine hitap etmek zorunda. Yani ama bilgi cinsinde olan bir şeyde nefse hitap edilmeden kendine söylemene gerek yok. Alırsın bilgiyi, karşı tarafa aktarırsın. Ancak iman eğitiminde ise kişi kendisini o hakikatle buluşturacak, kendisini onunla dönüştürecek, duygularını onunla kaynaştıracak, tanıştıracak. Birinci kaydın sonu. Alaaddin bir iki cümle söyledi, ben kırmızı işaret gittikten sonra. Tamam. Yani en son nerede kaldığını bir o zaman söyleyebilir misiniz Alaaddin? Ne dedi? Dediğinden ekstra bir şey söyledi mi? İman eğitimi mahiyeti gereği kendine, nefsine söylenmesi gereken bir meseledir dedi diye hatırlıyorum. Doğru mu Alaaddin? Evet, doğru. Evet. Tamam. Oraya yetişmiştim ben de. Evet. Bir de ikinci kısımda şunun belki orası herhalde kayda geçmedi. Bu ruhu muhtaç ifadesi vardı. Ruhları muhtaç olanlar. Erdoğan sormuştu onu. Evet, herkesin ruhu muhtaçtır. Ancak müellifin arayanlara bir göz kırptığını söylemiştim. Yani bu iman eğitimine arayanlar buluyor. Böyle bir espri var diye düşünüyorum. Bunun Hazreti Peygamber'in usulünde de olduğunu, özellikle Mekke dönemindeki eğitimde arayanların bulduğu bir eğitim olduğunu diye düşünüyorum. Yani iman eğitiminin böyle bir sırrı var. Hatta müellif Nursi'nin İmam Ali'den aldığı bir kavramla aktardığı sırran tenevverat, yani böyle yani
o eğitimin, o nurlandırma eğitiminin belli, temelde arayanlara ulaşan bir eğitim olması olarak anlıyorum ben. Teşekkürler. Evet, Allah razı olsun. Ben teşekkür ederim. Şimdi yani bir takım yorumlar vardı. Bende yorumlar da gitti tabii. Eğer Yunus Orhan bana... Ben yorumları hemen okuyayım. Tamam. Şimdi İlyas Üzüm'den kaldık. Nefsime hitap etmişim ifadesiyle ilgili olarak aslında Nursi'nin kendi nefsi üzerinden yazdıklarının tırnak içerisinde evrensel olduğuna da gönderme yapılıyor. Yani insaniyet, insanız hepimiz arkadaşım diye anlaşılıyor. Çünkü temel insani özellikler her yerde her zaman aynıdır. Bu da çok önemli bir hususa değinmişsiniz yani İlyas Üzüm. İmana dair olan mesele zaman ve mekan eksenlerinden bağımsızdır. Yani mesela Türkiye kontekstinde söyleyeyim, Edirne'yi geçtikten sonra konuşamıyorsanız o mesele hakkında imani değildir. 200 sene öncesinde 200 sene öncesinden gelen bir insanla konuşuyorsanız o konuştuğunuz konu yine imani değildir diye. Yani belki meselenin imani yönünü konuşmuyorsunuzdur diyeyim. Her meselenin imani yönü vardır da orada bir usul hatası yaptım dilimde. En azından ben öyle düşünüyorum. Yani Nursi bilgi aktarmıyor, nefsine dediğini, kendi nefsinde tecrübe ettiğini, ihtiyaçlarının karşılandığını, hastalıkların iyileştiğini gördüğünü fark ediyor, tecrübe ediyor yani. Talepkarlara da bunları tavsiye ediyor. Bizim de böyle yapmamız gerektiğini işaret ediyor diye anladım demişsiniz. Yunus'a nefsime dedim, kendime dedim demektir. Çünkü nefis kendi anlamına da gelir, evet. Zaten benim de sorguladığım da buydu. Yani kendime demek nasıl mümkün oluyor? Bunu anlamak lazım. Uğur nefsine değil de başkasına, yani kendine değil de herhalde burada anlamında. Hakikati anlatmak için okumanın arkasında kendini, hakikati bilen ve onu başkalarına anlatmak vazifesiyle tırnak içinde durumdan vazife çıkaran, aslında seçilmiş bir zümrenin çok seçkin bir üyesi olarak görmenin, kibrin alametleri var. Nefsine okuyan insan kendisini hakikati arayan birisi olarak görüp, kendisi gibi hakikati anlamaya çalışanlara benim sonucum budur der, hüküm vermez. Başkasına okuyan hüküm verirken nefsini okuyan cümlenin sonuna nokta koyamaz demişsin. Allah razı olsun Uğur. İlyas Üzüm Uğur'a yazdıklarının tırnak içerisinde iman hakikatleri olduğunun delili Nursi'nin kendisidir. Kendisi bunları nefsine dediğini, ruhi ihtiyaçlarını karşıladığını, gördüğünü, yaraların iyileştiğini, tecrübe ettiğini ifade ediyor. Bu da nasihlerin sözü niye bugün geçer? Nasihlerin nasihati neden tesir etmiyor diye Nursi'nin meşhur çalıştığı bir yer var hatırlıyorsunuz. Yani bugün çok çocuklara diyoruz yapan yok anam diyor. Allah Allah niye acaba diye insan bir soracak kendine demek ki. Uğur devam ediyor. İlyas Üzüm hocama diyorum ki iman hakikati olduğunun delili insanın kendisi olursa, yani insan kendini bir ölçü kabul ederse bir hindi gurusunu da delil kabul edecek miyiz? Çünkü onlar da ruhi ihtiyaç ve tatminlerini sağladıklarını söylüyorlar. Arada bir fark olsa gerek diye düşünüyorum. Bu nedir? Bu önemli bir hususu gündeme getirmişsiniz Uğur. Şunu olsa gerek diyorum. Şu çok önemli. Kelime aynılığı, manaların da aynılığını geliyor. Mesela yani şundan dolayı söylüyorum. Benim mesela yaşadığım gerilimlerden biri oydu. Yani felsefeye bir gidiyorum. Ah, hikmet arıyoruz, hakikat arıyoruz diyor adam ya. Aa diyorum, aynı bizim Said Nursi gibi ya. Hakikatten ne kastettin bir ona bir de bakayım sen dediğinde o değişik bir şey çıkıyor. Aynı şekilde Hindi guruları da ruhi ihtiyaç, spiritual işte ihtiyaçlarımız falan. Aa sen ruh dediğinde neyi kastediyorsun dediğimizde karşımıza enteresan meseleler çıkıyor. İkinci kaydın sonu. Hakikatler olduğunun delili nedir sorusu önemli bir soru. Ben şöyle anlıyorum. Benim imanımı tasdike götüren her delil benim için iman hakikatidir. Ve bütün ruhların ve kalplerin muhtaç olduğu delillerdir bunlar. Bediüzzaman diyor ki ben imanıma yazdıklarım benim imanımın delili, imanımın delilidir. Onları delili olarak ortaya koydum. İsteyen bu delillere ulaşsın anlamında kullanıyor diye anlıyorum. Gurudan farkı da bu oluyor gibi. Gurunun söyledikleri gerçekten imanımı tasdike götürebiliyorsa, imanımın delili olabiliyorsa o da hakikattir o zaman.
Şimdi soruyu tekrar bu cümlenin, burada söylenen asıl konuya geçiyorum. Bu konu siyaset ve yine aynı soruyu soruyorum, ben sık sık aynı soruları soruyorum, kusura bakmayın. Bu metnin siyasetle bağlantısı nedir diye sorduğum zaman kendi dünyama gelen siyasetin bir veçhesini size aktarmaya çalışacağım. Doğru mu anlamışım diye sorguluyorum. Siyasetle bağlantısı nedir diye sorduğum zaman siyasetçi, ben siyaset yapmıyorum diyor üstad ve bunu da hakaiki imaniyi doğrudan doğruya nesime hitap etmişim. Başkasını davet, herkesi davet etmiyorum. Şimdi hakaiki imaniyeyi nefsime söylemişim diyen insan hakaiki imaniyenin sahibi olmadığını, kendisinin muhtaç olduğunu ve bu ihtiyacın nispetinde neticesinde kendisine ihsan edildiğini söylüyor ve kendisini bu konuda talep eder konumda görüyor demektir. Siyasetçi ise tam tersi bir konumdadır. Başkasının derdini çözen, problemini çözen konumunda görür her zaman kendisini. Kendi problemini çözen konumunda değil. Siyasetçi problem görür önce, sonra o problem için çözüm önerir. Çözümü de kendisi olduğunu söyler. Said Nursi burada ise ben kendimi problemli görüyorum, sıkıntılı görüyorum, dertli görüyorum. Derdime derman aradım. Kur'an bu derdime derman buldu. Bunun tezahürü olarak da siyasetçi herkesi kendisine davet eder. Çünkü elindeki şeyin kendisinin olduğunu düşünür. Hakikatin kendisinin olduğunu düşünür ve kendi hakikatine davet eder ve herkesi davet eder. Olan ise hakikatin, mümin ise hakikatin kendinin kendisine ait olmadığını bilir ve insanların hakikate ulaşmasında etken olmadığını da bilir. Dolayısıyla muhtaç olanların kendisinin zaten hakikati ulaşabilecek, hakikati talep ettiklerinde ona, yaratıcının onlara o taleplerine cevap vereceğini de bilir. Ve dolayısıyla herkesi davet etmiyorum demek suretiyle bu mal benim değildir, bu mala ihtiyacı olan zaten kendisi onu bulur demek suretiyle kendini siyasetçi konumundan çıkarıyor. Ben talepkar bir konumdayım, kendimi etken ve bir şeyin hakikatin sahibi olarak görüp birilerine dikte eden konumda değilim demeye getiriyor. Üçüncü kaydın sonu. Küçük küçük üç tane notum var. Bunlardan bir tanesi. Ama onu en sonra söyleyeyim ki doğrudan doğruya Yakup'un kendisiyle ilgiliydi. İkincisi Yunus, senin bahsettiğin bir konu vardı. Çok ilginç. Nefis denince insan iradesinin hürriyetinden, seçme hürriyetinden kaynaklanan alternatif fikirler, itiraz fikri diyebilirsiniz, karşı görüşleri temsil etmeler diyebilirsiniz. Bunlara cevap verme kastediliyor nefse muhatap olmada. Yani fıtratın getirdiğine, gerektirdiğine karşı çıkan yönünün cevaplandırılması diye, bu çok önemliydi. Yunus, sen bunu gündeme getirdin. İkincisi aslında notlarımda da bekliyorum eğer Yakup gelirse diye birincisi için. Üçe geçiyorum. Şunu yazdığım hakaiki imaniyeyi doğrudan doğruya nefsime hitap etmişim sözü bu yazının, yani o 16. mektubun yazıldığı dönemde ve onun kendi bağlamında, politik bağlamda, siyasetle ilgisi açısından ben bunları imani konular, yani kişilerin özel kendi konularıdır, sosyal politik alanları ilgilendiren insanların otorite karşısındaki tavırlarına yön veren konuşmalar olmadığını bilmediğinizi isterim diyor diye anladım.
zaten nefsime hitap ediyor ve diğer konular, ruhları, kalpleri, yaralı ruhları, muhtaç olanların tanımını sizler çok güzel yaptınız. Bir nokta, ruhun muhtaç olması Ahmet Han'ın ilk başta söylediği önemliydi. Ruhun muhtaç olmayan, kalbi yaralı olmayan var mı? Ahmet Ali sen değilsin ama yaralı olduğunu düşünmeyen, muhtaç olduğunu düşünmeyen ve kendisinin kendi içinde tamam canım işte dünya böyle zaten çekeceğiz, sonunda da ölüp çürüp gideceğiz diyenler var. Bu da bir nefsin teklifidir. Boşver herkes geliyor, bak ölüyor, ölümden sonra kimse de geri gelmiyor diyorlar. Bunların not olarak kaydedilmesini arzu etmiştim. Bu metnin yazıldığı dönemin şartlarında, sosyal, siyasal şartlarında zaten bir de 16. mektubun ana temasındaki Abdülreşit sürekli bakın ana tema etrafında konuşalım arkadaşlar, bütün meseleyi çözemeyiz. Yalnız bu tema içinde sorularımıza cevap bulalım demesi de çok haklı. Ben de o yönüyle baktığımda ben diyor hakiki imaniyeyi kendimdeki itirazlara cevap teşkil edecek şekilde bulduğum delilleri yazmışım. Aynı hissiyatı taşıyanlar paylaşsın. Siyasal, politik bağlamda, fiili bağlamda, yani siyasal otorite karşısında takınılması gereken, fiilen yapılması gereken işler bağlamında konuşmuyorum ki, niye beni kendinizin karşıtı diye alıyorsunuz? Ben kendi vicdanımla hesaplaşıyorum. Siz de kendi vicdanınızla hesaplaşın diyor. O Yakup bilemiyorum bağlanır mı bağlanmaz mı madem not alıyorsun. O Yakup'un tecrübesini ilk defa anlatmıştı ya 2007'de mi ne? O tecrübeyi Abdülreşit çok iyi bilir. Evet. Tahmin ediyorum. Abdülreşit de öyle şeyler, öyle bir olay yaşamıştı da benimle de paylaşmıştı. Kendisi de paylaşsın. Çünkü ciddi bir konu bu. Arkadaşlar, dinden İslamları, Müslümanları, insanları, yanlış söyledim Müslüman diye, insanları soğutmak için özel eğitim alıp bunu yapıyorlar. Ama bir dindar bunu yapmaz mı? Yapar ama Türkiye bağlamında yapabilir ama Türkiye bağlamında çok genel bir uygulama değildir. Bunu genellikle dinin karşıtı olan kişiler özel eğitim, özel sakallarını büyütüyorlar, dini söylemleri öğreniyorlar, camilere gelip insanları sürüklüyorlar. Abdülreşit bir hatırasını benimle paylaşmıştı. Eğer hatırlıyorsa, yani ben Selman Rüştü hadiseleri vardı. Bir grup böyle bir Beyazıt Camii'nden aşağı doğru yürüyorlar. Böyle topluca yürüyorlardı. Önde böyle sakallı, cübbeli, bayağı uzun sakallı, cübbeli böyle uzun boylu da biri vardı. Milleti coşturuyor, bilmem ne yapıyor, polisler ileride polisler gelmeye başladı falan, etraflarını sardı. Bu adam bir anda yukarı doğru dürümeye başladı. Dedim ben bu adamı takip edeceğim. Nereye gidiyor? Bu herkesi orada kışkırtan adam bir anda yukarı doğru yürümeye başladı. Aşağı inmiştik, Aksaray'a kadar inmişlerdi. Orada polisler gelince kargaşa oldu. O yukarı doğru gitme, ben peşine gittim böyle. Yan karşı taraftayım. Gittim. İleriye gitti. Bir polis arabasının içine girdi. Polis, ya ileride şey, Beyazıt şeyin üniversitesinin önünde polis arabalar vardı. Bizzat polis arabasının içine girdi. Gözlerimle gördüm yani. Bu olay hepimizin ve özellikle de Yakup madem bunu ciddi böyle bir Müslümanın çıkıp bunları yaptığını falan zannettiğini söylemişti de ona ulaştırmakta fayda var dedi. Bizim de dikkatimizi sunmamız lazım. Dördüncü kaydın sonu. Ali Mermer'den küçük notlar vardı. Hem şöyle bir hatırlayalım, ben bu odada
arkadaşlara da sormak istiyordum. Mesela nefis denince bu insanın hür iradesine olan atıf, yani alternatif fikirler üreten nefis, yani itiraz meselesi, karşı çıkma meselesi, bunlara cevap vermedir bu nefse muhatap meselesini, bunu önemli bulduğunu ve fıtrattaki işte bu alternatife cevap verme okuması olarak bunu yapalım dendi. Diğer mesele bu yaralı ruhlara muhtaç tanımları meselesi vardı. Yani ruhun muhtaç olması, kalbi yaralı olmayan var mı? Evet, yani belki yaralı değilsin ama, yaralısın ama yaralı olduğunu düşünmeme, kendi içinde yani tamam canım benim bir sıkıntım yok deme alternatifi de var. Bu alternatife evet deme meselesi de var. Bu kitleyi muhatap olarak almıyorum anlamında. Yani bak herkes geliyor, tabiat bize bunları veriyor. Öyle yaşıyoruz diyenler de var. Bunu fark etmemiz lazım meselesi vardı. 16. mektubun teması anlamında da şunu anlıyorum demişti. Hakaik-i imaniyeyi, yani kendimdeki itirazlara cevap olacak şekilde yazıyorum ben. Aynı hissiyatı yaşayanlar da benimle paylaştıkların hissiyat varsa istifade etsinler diye yayınlıyorum. Siyasal fiil bağlamında takınılması gereken işler bağlamında konuşmuyorum. Bunun için neşir yapmıyorum. Niye beni kendinizin karşıtı gibi konumlandırıyorsunuz olarak anladım. Bir de bu Yakup'un ilk tecrübesi olarak kaydın başlarında dinden insanı dinle soğutmak olarak tanımlayabileceğimiz problemin arkasında başka oyunlar da dönüyor. Bunu da fark etmek lazım. İnsanları dinden soğutmak için sakallarını uzatıp bunun eğitimine girip bu işlerin içine giren insanlar da var. Bunun da farkında olmamız lazım denmişti. Zannediyorum kayda girmeyen kısımlar buralarıydı. Şimdi şöyle düşüneyim o zaman. Sanki eve gittim, eşimle konuşuyorum. Bugün Abdurreşit abi ne anlattı biliyor musun diye ona anlatıyormuşum gibi kendimi konumlandırayım. Gittim eve. Ya bugün bir ders vardı Abdurreşit abi ne dedi biliyor musun? Bir gün üniversiteden çıkmış Beyazıt Meydanı'nın önünde böyle Selman mı dedi, Rüştü mü dedi bir şeyler. Eylemler varmış, protestolar varmış. Arkadaşım işte milleti böyle galeyana getiren, heyecana getiren, Allah Allah diye böyle bağırtan eklemeler yapıyorum. Tipler varmış böyle uzun uzun sakallı falan. Böyle biraz polis molis geldiğinde Aksaray'dan aşağı doğru yuvarlanırken ay hayda o milleti galeyana getiren arkadaşın böyle aradan sıvışıp yukarı doğru yürüdüğünü fark etmiş. Demiş ki ben bu adamı takip edeceğim. Öyledir biraz o Abdurreşit abi takip etmek istemiş o an. Şüphelenmiş, işkillenmiş anlaşılan. Burnu o şekilde koku almış. Ondan sonra başladım dedi adamı takip etmeye. Arkadaş ne yaptı biliyor musun dedi diyor. Ya bu adam nereye gidiyor acaba diye. Gitti polis arabasının içine bindi diyor. Zannediyorum hatıra buydu. Bilmiyorum eksik bıraktığım yer var mı? Ali Mermer'de de güzel hatıralar var dedi Abdurreşit Şahin. Ballandıra ballandıra paylaşmak istediğiniz var mı? Sesinizi açtı mı Ali Mermer sizin şu an? Hayır. Konumuza dönelim. Yani bu anlaşıldı. Her makul olmayan davranış mutlaka Müslümanlardan geliyor olmayabilir. Özellikle Türkiye'de, gerçi her yerde de politik alanda böylesi oyunlar oynanıyor. Farkına varalım. Onu gündeme getirmek için. Hatta çok adam öldürmeye varıncaya kadar böylesi oyunlar oynanıyor. Şimdi bizim yaşadığımız politik curcuna, öğrenci hareketleri, sokaklarda birbirini öldürmeler falan söz konusu değil bugünkü ortamda. Onun için o kadar önemli değil diye geçelim. Yani bu çok önemli bir konu ya. Arkadaşlardan böyle bir 5 dakika daha bence o kayıtlardan dolayı böyle bir soğuma oldu ama şöyle bir bakıyorum arkadaşlardan düşüncesini paylaşmak isteyen var mı? Yani bakın çok önemli konular konuşulduk. Bu nefsime konuşmak, nefsime okumak. Bu arada bu feedback mi diyeceğiz ona? Yani bu yorum yapmanız için arkadaşlar illa şunu beklemediğimizi de bilelim de. Konunun bambaşka, hiç konuşulmamış yönlerine açılım getirmem lazım yoksa konuşmamam lazım şeklinde de anlaşılıyor bazen. Bu çok yanlış bir anlayış.
Böyle bir hadise yok. Şu dahi bir katkıdır. Ben mesela çok memnun oluyorum. Başka arkadaşlarımın da memnun olduğunu biliyorum. Diyelim ki Ali Bermer bir yorum yaptı. Hadi şimdi en son o konuştu diye. Ya Ali, bu dediğin çok acayip ya. Benim çok hoşuma gitti. Allah razı olsun. Vallahi hoşuma gitti. Bana şunu hatırlattı. Ya bu birbirimize duygu paylaşımına girelim ya. Önemli bunlar. Alaaddin mikrofonun açık. Onu ben de demek istediğim espri olarak o son dediğini çok iyi yaparım diyecektim. Yani bir de şöyle bir mesele de var. Yani hiçbir real, bir de şimdi burada yüzümüzü de göremiyoruz ya. Yani memnun olundu mu, olunmadı mı, yanlış mı söylüyorum, abartıyor muyum, biraz daha aşağı mı çekmem lazım diye bir geri bildirim alınmadığında insan kendisini de muhasebe edemiyor diyeyim. Ya ben acaba hakikate dokunan bir şey söyledim mi, yoksa yanlış bir şey mi yapıyorum, bir yanlışın içerisinde miyim diye. Kendimi sınayabilmem açısından da feedbackleriniz, geri dönüşleriniz önemli. Yavuz Sarı diyor ki, tebliğ yapacağım diye propaganda yapma hatasına düşmek neden ve nasıl olur? Bu kapsama uygun mu bilmiyorum ama çok merak ediyorum. Biraz daha açsana bunu Yavuz. Senin çocuk şeyse, ne derler, müsaitse. Orada mısın? Şu an açmadın, açtın. Aynen şöyle. Şimdi dersin başında Yakup'un da o Beşiktaş hadisesinden de onu da duyunca aslında herhalde dedim bu konuyu da konuşuruz. Böyle bir heyecanlanmıştım ama konu şeye biraz gitti. Çok istifade etmekle birlikte öncelikle nefse okumak, temel meselenin bu olduğu, nefse doğrudan nefse hitaben okumanın aslında öncelikle İlk etapta anlaşılması gerektiği, sonra diğer aşamaların ve süreçlerin başladığını anladım ben. Eğer doğru anladıysam. Burada nefse okumamanın bir problem olduğunu ve etkili olmadığını netice itibariyle ne kendine ne etrafına etkili olmadığını anlıyorum, anladım. Ama nasıl olur veyahut o ilk başta belirtilen artık ben anladım aktarma zamanı hatasına düşmemek. Nasıl olur? Ne yaparsam ben aslında muhtaçlara duyurmuş veya muhtaçlara ulaştırmış olurum. Burada veya nasıl yaparsam muhtaçlara ulaştırmış olurum. Burası problemli. Veya muhtaçlara ulaştırmak kavramı topyekun yanlış bir kavram mı? Biraz da konuşmalardan ben bunu anlamaya başladım. Çünkü Said Nursi'nin ifadesinde onlar arayıp bulabilirler. Hani onların arayıp bulması, onlara ulaştırmak veya işte onları ne diyordu hatta orijinal ifadede yaralı olanlar o edviyeyi Kur'aniye'yi arayıp buluyorlar diyor ya. Buradan şunu mu çıkartmalıyız yani? Biz sadece ve sadece arayıp bulacakları şekle getirmeliyiz. Öyle bir pozisyon almalıyız. Efendim arayıp bulmayı mümkün kılmaktır mesele. İlla bir yere ulaştırmak değildir gibi mi anlamak lazım ki bugünkü şeyde de cemaatlerin veyahut farklı grupların bu anlamda yani tebliğden anladığını en azından benim gördüğüm kadarıyla bayağı Beşiktaş'taki kadar o Yakup'un bahsettiği Beşiktaş'taki kadar bariz olmasa da efendim billboardundan otobüsüne, SMS'inden dijital reklamına, kongresinden konferansına, televizyon programından radyosuna birçok yöntem kullanılıyor. Buradaki belki üslup da belki her şeyi değiştiriyor. Sadece konu kanal değil. Ama yani bu kapsamda biraz da fazla uzatmayayım. Bu kapsamda ben tebliğ efendim propaganda kısmında zannediyorum bir hayli şeyim. Böyle kafam karışmış durumda. Oradan destek istiyorum size. Yazacaktım ama okurken vakit kaybı olmasın diye düşünmüştüm. Söyleyeyim bari demiş Uğur. Abdülreşit Şahin'in konunun siyasetle ilgili yönüne yaptığı vurgu çok ilginçti ve doğru geldi bana. Nasıl siyasileşiyoruz? Bu yaptığın yorum Yavuz'un dediğiyle çok ilintili geldi bana. Soruyu soruş tarzından da onu anladım Yavuz. Yani en azından hissettim.
Zannediyorum bu meseleleri daha çok konuşacağız. Bugün konuşamayız da vaktimiz doldu. Kapatacağım şimdi kanalı. Bir aralar ben şöyle bir formül geliştirmiştim kendime. Eski Sait hizmet etti, yeni Sait istihdam olundu diye. Bu hizmet edeceğim ile istihdam olunuyoruz arasında ciddi bir dünya görüşü farklılığı olduğunu ve bu dünya görüşündeki farklılığın da yaşam biçimi ve fiiliyat üzerinde çok ciddi etkileri olduğunu düşünüyorum. Açmak lazım. Birincisi bu. İkincisi de ben en azından bu kavramlarla anlıyorum. Müdahale etmekle versus, yani onun karşısında alakadar olmak arasındaki çizgi. Kapıyı açık bırakıyorum. İşte ne bileyim, ihtiyaç muhtaçlarla paylaşıyorum falan gibi ifadeleri konuşurken, ya işte mesele budur dediğimizde müdahale etmeyeceksin, dayatmayacaksın, aydınlatmacı kafayla yaklaşmayacaksın, hakikat bende, sen de muhtaçsın, gel seni aydınlatayım tavrına girmeyeceksin meselesi o kadar önemli ki, çocuk ebeveyn ilişkisi, eşler arası ilişki, çocuk anne baba ilişkisi, arkadaşlar arası ilişki, hoca talebe ilişkisi, bu her yere dokunan bir yönü var mı? Bu müdahale etmekle alakadar olmamak, alakadar olmak. Bunların arasındaki çizgi nerededir? Tamamen niyetle mi alakalıdır? Bunun form üzerinde bir etkisi var mıdır? Bu meselelerin konuşulması lazım diye hissettim. Ama senin en son, yani cemaatler şunu yapıyor, bunu yapıyor gibi örnekler üzerinden değil de, yani o meselenin anlaşılması için paylaştığını hissettim. Onun üzerinden değil de daha ilkesel tabanda bu meselelere, bu iki ifade üzerinden yaklaşabileceğimizi hissettim. 16. mektubun temel meselesi mi? Bence temel meselesi. Neden? Çünkü şunu da paylaşayım. Siyaset ve hizmet. Bu iki kavram birbiriyle çok yakından ilişkili diye hissediyorum. Ve Said Nursi'nin siyasetle ilgili temel prensiplerini tartıştığı, gündeme açtığı, çalıştığı metinlere bakıyorum da arkasını böyle bir arkeolog hassasiyetiyle, böyle bir fırçayla üzerindeki tozlarını süpürmeye başladığımda karşıma hizmet kavramından anladığı çıkıyor. Bunu bir kere yaşamadım yani. O yüzden konuyla yakından ilişkili yorumları okuyorum. Şakalaşma da yapacak mıyız meselesi. Tabii Yavuz öyle ciddi konuya getirdi ki şimdi Ali Merve'nin cümlesi de arada kaynadı. Elbette yani bu odada. Şakalaşıyoruz da zaten meselesi. Ya daha da ben orada birkaç söyleyeceğim bir şey vardı da atmosfer çok değişti Ali Merve. Hakkınızı helal edin. Hey Bulut, yanılmıyorsam Hazreti Ali'ye atfen bir söz var. Nefsimde yaşamadığımı anlatmam diye. Bunu nefsime ikna etmediğim olarak da anlaşılabilir. Önemli bir mesele, doğrudan konuyla ilgili. Alaaddin, demek ki İmam Ali iman eğitiminde bulunuyormuş hep diye cevabını paylaşmış. Ali Mermer, bana yazdırıldı dersin, istihdam oldum olur mu? Bunlar ne demek? Gelecek haftaya inşallah katılıyorum. Muhammed Said Çakır, değil mi? Böyle ifadeler var. Bana yazdırıldı. İstihdam olunuyoruz. Said Nursi'yi Allah seçmiş, istihdam etmiş. Biz öyle değiliz arkadaş. Mı diyeceğiz? Nedir bu meseleler? Bunlar öyle. Son dakika söyleyip kaçacağın kelimeler değil Yunus. Haftaya konuşalım demiş Ali Mermer. Allah razı olsun. Muhammed Said Çakır, dün bir designer, en güzel design en basit olanıdır diyordu kendisi. Yeni bir design yaparken kendini çoğunlukla bunu nasıl birleştiririm noktasında yoğunlaşıyormuş. Aynen bunun gibi kendi varlığını dert edinmek ve onu anlamlandırma kaygısı taşımak bir odak noktası olarak ele alınırsa gerisinin düzgün bir şekilde biçimleneceğini hissediyorum. Bugün ben kendime
böyle bir ders çıkardım. Basitleştiririm yazıyor. Aa, ben yanlış okudum herhalde, öyle mi? Kendini çoğunlukla bunu nasıl, özür dilerim, basitleştiririm, Allah razı olsun, noktasında yoğunlaşıyormuş. O designer nasıl daha basit hale getirebilirim? Akademide de durum aynı, öyle söyleyeyim. Akademide bir teorinin en kuvvetli yönü onun simple, basit olmasıyla alakalıdır. Bir teori ne kadar kompleksse o kadar az açıklama gücüne sahiptir diye hep söylene gelir. Çok vakti açtık Alaaddin. Çok kısa bir şey söyleyecektim. Senin hizmet siyaset ilişkisi deyince ben de şu geldi aklıma. Nursi ne zaman siyasetin gündemine giriyor? Hizmet ettiğinde. Allah razı olsun. Haliyle hizmet, yani siyaset metininde hizmeti olması mecbur. O yüzden Yavuz'un sorularına haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yakup, sen notlarını almışsındır inşallah. Sübhaneke la ilme lena illa muallemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahumen elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Beşinci kaydın sonu.